Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Mutlu haftalar diliyorum, sağlıklı haftalar diliyorum, huzur dolu haftalar diliyorum en önemlisi. Evet, bir cumaya daha geldik. Bugün haftayı dedik ki ekonomiyle kapatalım. Çok fazla gündemde yer alan, hafta içi inanılmaz derecede gündem olan tanzim satışları fiyatıyla alakalı konuşalım dedik bugün. Değerli ekonomist Tolga Karagöz bizlerle birlikte olacak. Sebze fiyatlarını, son enflasyon rakamları üzerine konuşacağız. Bize canlı yayına bağlanmak için, merak ettiğiniz tüm sorularınızı sormak için 0212 627 4848'den bağlanabilirsiniz. WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de bize an be an yazabilirsiniz. Berat Aşıcıoğlu ile günün getirdikleri başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş bulduk Berat Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim. Çok mersi ben de. Biraz bu tanzim satışları olunca daha da iyi hissettik kendimizi böyle bir kadın olarak, sebze meyve alarak değil mi? Evet, sebze meyve fiyatlarında biraz olsun aslında indirime gidilen bir yöntem oldu. Bu dar gelirlilerin, orta gelirlilerin biraz daha nefes aldıkları bir alan yaratıldı bu şekilde. Tanzim satışlar sayesinde insanlar biraz daha uygun fiyatla meyve ve sebzeleriyle mutfaklarına gerekli olan ihtiyaçlarını götürebildiler bu sayede. Tanzim satış mevzusunu aslında... Aslında öncelikle tabii. Tolga Beyciğim, yani belki bilmeyen izleyicilerimiz olur ayrıntısıyla tanzim satışı ne demek konusu hakkında. Ne demek tanzim satışı tam olarak? Tanzim satışı aslında biraz da tarihsel bakacak olursak, yani Türkiye tarihinde ilk defa görülen bir şey değil bu. 12 Eylül öncesi dönemde İzmir'de Gültepe Belediyesi'nde yaşanan bir olayda aslında ilk defa cereyan etmekte bu konu. Gültepe Belediyesi zarar etmekte, yoksul da bir bölgeydi, daha da yoksul bir bölgeydi o yıllarda. Vergiler toplanamamakta, belediye içerisinde sıkıntılar var. İnsanlara hizmet götürmek isteyen dönemin belediyesi bir şey düşünüyor. Bakıyor ki tarladaki üreticiden araya giren aracılarla marketlerde fiyatlar çok fazla yükselmekte. Bu yükselişin sonrasında insanlar gerekli olan sebzeyi, meyveyi mutfaklarına götürememekte. Belediye bu noktada marketlerin ve aracıları aradan çıkartarak doğrudan çiftçiden almış oldukları ürünü kendi satış noktalarını kurarak başlatıyor. Bu noktada aradan çıkan maliyet kalemleri azaldığı için çok daha uygun fiyatlı bir şekilde kendi oradaki bölgesinde yaşayan yurttaşlarına hizmet götürmeyi sağlıyor. Bu noktada dışarıdaki market ve diğer satıcılar da rekabet etmek için fiyatlarını dolayısıyla aşağıya çekmeye başlıyorlar. Bu sayede bölgedeki insanlar da daha ucuza mutfak alışverişlerini bu şekilde tamamlayabiliyorlar. Yani tarihimizde olmayan bir şey değildi bu. Bugün de karşımıza gelmiş olduğu noktada insanların bu artan gıda enflasyonuyla beraber TÜİK'in verisini söyleyeyim bu noktada %31 oranında gıda enflasyonumuz var. Fiyatlar çok da artmış durumda. Evet, çok. Fakat o %31 rakamının da iyimser olduğunu söyleyebiliyoruz. Çarşıya, pazara gittiğimiz zaman, üreticiye sorduğumuz zaman, işte manava sorduğumuz zaman nerede %31 daha da yukarıda, ben en düşük giren gir diye baktığımız zaman %40'ın üzerinde daha fazla maliyet görmekteyim. %30'un civarında gelen bir zamla gelen bir ürün yok benim elime. Nasıl bu enflasyon %30 olacak diye soruyorlar. Evet. Tabii bu noktada bizim tek itibar etmemiz gereken konu TÜİK olduğu için onun verileriyle söylüyorum. %31 oranında bir gıda enflasyonu durumu söz konusu. Şampiyon da Charleston biber olmuş. Evet, evet. İnanılmaz. Hatta şöyle, ben geçtiğimiz yılın Ocak ayıyla yapılan bir kıyaslama çıkarttım ortaya. Kuru soğana baktığımız zaman %230 oranında zamlanmış. Yani 2018'in Ocak ayında almış olduğunuz kuru soğanı 1.46 TL'ye alıyordunuz. 2019'un Ocak ayında 4.85 TL'ye gelmiş durumda. Yani orana bakar mısınız? %230, %230 oranında zamlanmış. Charleston biber'e bakacak olursak onda %155 oranında bir artış var.
Şampiyon o. Evet, şampiyon o. Ama şöyle ya, yüzdesel olarak kuru soğan, fakat fiyat artışına bakacak olursak 3.68 TL'ye alıyorduk 2018'in Ocak ayında. Hı hı. 2019 Ocak ayında 9.39 TL'ye çıkmış durumda. Of. %155'lik bir fiyat artışı var. Oran... Önümdeki listeye bakıyorum. Esnane. Elimde 20 kalemlik bir gıda hesaplamasında kullanılan ürünler var. Sarımsak en az görünen o. 11.99 TL'den Ocak ayında alınıyorken 2019 Ocağında 17.22'ye çıkmış. Yani %43. En iyimser tabloyu görmüş olduğumuz sarımsakta %43'lük oranında bir fiyat artışı söz konusu. O da çok yüksek tabii. Evet, haliyle bu da çok yüksek bir rakam haline gelmiş durumda. Hepsi tümüyle zaten bu şekilde. Hı hı. Gıda anlamında, manav, bahçe sektörü anlamında, tarım anlamında ciddi Türkiye'nin bir darboğaza girdiğini görmekteyiz. Evet. Buna karşı önlem olarak da bir tazim satış kampanyası başlatıldı. Büyükşehirler, İstanbul'da, Ankara'da, programdan önce siz Adana'da başladığını eklemiştiniz buna karşı. Evet. Birkaç büyük şehirde başlatılan bir çalışma söz konusu. İnsanların ucuz sebzeye ulaşmak için. Evet, Tolga Beyciğim, şimdi son sebze fiyatlarını da bir hatırlatalım mı izleyicilerimize? Tabii, tabii. Hatta onun sevgili yönetmenim Murat görüntüsü de olacaktı. O rakam görüntülerini de ekrana verebilirsek çok sevinirim. Şimdi sivri biber 1 kilo 6 liraymış şu anda. Aslında 6 lira da yüksek. Evet. Yani genelde sivri biber...